Herkese selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte Oppo Enco Air X2'nin kutu açılışını yapacağız ve aynı zamanda teknik detaylarına birlikte değiniyor olacağız. Gelin şimdi lafı fazla uzatmadan hızlıca kutu açılışımızı gerçekleştirelim. Şu şekilde sürgülü kapağını kaldırdığımızda karşımıza direkt olarak kulaklığımızın şarj istasyonu geliyor. Hemen alt tarafına baktığımızda da Hear the Wonder yazısıyla gayet şık bir kutu tasarımı gerçekleştirmişler. Gelin hemen şuradan kulaklığımızı çıkartalım ve üzerindeki ben etiketi de çıkartmak istiyorum. Çünkü Oppo'nun Enco serisindeki tüm kulaklıklarının renkleri gerçekten can alıcı oluyor. Gördüğünüz gibi beyaz rengi de gayet şık ve parlak bir beyaz olarak karşımıza geliyor ve elimizdeyken kalitesini de barındırıyor. Hemen kutu içeriğinin devamına bakmak istiyorum. Şu şekilde beyaz kısmı çıkarttığımızda kutu içerisinden bir adet daha kutumuz çıkıyor. Bu kutumuzun içerisine de baktığımızda gördüğünüz gibi garanti kartı ve kullanım kılavuzu gibi belgelere yer verilmiş. Hemen bunu şöyle kenara alacağım. Şarj istasyonunun içerisine baktığımda kulaklıkların üzerinde bir adet silikon görüyorum. Bunun haricinde de kutu içerisinden iki farklı ölçüde silikon çıkıyor. Ve hemen silikonların üzerinde bir adet daha küçük bir kutu konumlandırılmış. Ve çıkarttığımda görüyorum ki bir adet USB-A'dan tip C'ye şarj kablosu konumlandırılmış. Gelin şimdi sizlerle birlikte kulaklığımızın teknik detaylarına bakalım. Hemen şurayı bir toparlayalım. Evet, kutu açılışında da zaten bahsettim. Oppo'nun Enco serisi kulaklıklarında gayet şık bir renk skalası ve tasarım kullanılmış vaziyette. Enco Air X2'de de gördüğünüz gibi parlak bir beyaz renk kullanılmış. Bununla birlikte şarj istasyonunun arkasında Co-Created with Dynaudio logosu konumlandırılmış. Bu da şarj istasyonunun şıklığına şıklık katmış diyebilirim. Hemen kapağını açtığımda gördüğünüz gibi bizleri kulaklıklarımız karşılıyor. Kulaklıklarımız tamamen kulak içi bir yapıya sahip ve yine aynı şekilde şarj istasyonu üzerinde gördüğümüz parlak beyaz materyal kullanılmış. Hazır şarj istasyonu elimdeyken şunu belirtmek istiyorum. Şarj istasyonumuzun boş ağırlığı 56.4 gram, sürücülerimiz ise 9.4 gram ağırlığında. Kolaylıkla cebinize atıp yanınızda taşıyabilirsiniz. Şimdi gelin isterseniz birlikte kulaklığımızın teknik detaylarına bakalım. Bunun için öncelikle kulaklıklarımızı şarj istasyonundan çıkartmak istiyorum. Öncelikle Bluetooth 5.2 ile bağlantı sağladığımızı belirtmek istiyorum. 5.2 ile bağlanmasının en güzel özelliklerinden biri düşük gecikme süresiyle bağlanması. Bununla birlikte 94 milisaniyelik gecikme süresi hem oyun oynarken sizleri çok tatmin edecek, film, müzik veya diğer etkinlikleri yaparken de gayet tatmin edici bir gecikme süresiyle ses size iletiliyor olacak. Bununla birlikte sürücü çaplarına baktığımızda 11 milimetrelik sürücüler bizleri karşılıyor. Bu sürücüler sayesinde 20 Hz ile 40 kHz arasındaki frekansları çok rahat bir şekilde duyabiliyoruz. Tabi bu sürücülerle birlikte 118 desibellik bir ses hassasiyeti bizlere sağlıyor. Tabi bu söylediğim tüm özelliklerin dışında ses kalitesini arttıran en önemli özelliklerinden biri de kulaklıklarımızın Hi-Fi teknolojisine sahip olması. Tabi bu Hi-Fi teknolojisi Dynaudio ve Oppo tarafından özel olarak geliştirilmiş 4 mıknatıslı düzlemsel bir yapıya sahip ve bu sayede basları daha tok, tizleri ise daha net bir şekilde duyabiliyorsunuz. Tabi bununla birlikte herkesin çok sevdiği, benim de ilgimi çeken en güzel özelliklerden biri olan aktif gürültü engelleme özelliği de bu kulaklıklar içerisinde konumlandırılmış. Aktif gürültü engelleme nedir diyecek olursanız, kalabalık bir ortamdaysanız veya gürültülü bir ortamdaysanız aktif gürültü engelleme özelliğini açtığınızda dışarıdan gelen sesleri engelleyerek tamamen kulaklığınızdan gelen sese odaklanmanızı sağlıyor. Tabii şundan da bahsetmek istiyorum. Kulaklıklarımızın sürücülerinin üzerinde sezgisel tuşlar bulunuyor. Bu tuşlar sayesinde müzik dinliyorsanız durdurup devam ettirme, herhangi bir telefonunuza arama geliyorsa aramayı yanıtlama gibi özellikle sürücüler üzerinde bulunan sezgisel tuşlar üzerinden gerçekleştirebiliyorsunuz. Şimdi tabii gürültü engellemeden bahsettik, konuşmadan bahsettik ama gelin bir de kulaklığımızın mikrofon özelliklerinden bahsedelim. Burada Oppo kemik izi izleme teknolojisi kullanmış. Bu da kulaklığımızı kulağımıza taktığımızda kemik izinden gelen titreşimleri algılayarak ve konuştuğumuz sesi alarak yapay zeka tarafından bir harmanlama yapıyor ve karşı tarafa çok net bir şekilde sesimizin iletilmesini sağlıyor. Bu da birçok kulaklıkta görmediğimiz ekstrem ve gerçekten faydalı özelliklerden biri olduğunu belirtebilirim. Aynı zamanda kulaklığımızın IP54 sertifikası var. Bu sayede suya ve toza karşı dayanıklı olduğunu da belirtmek isterim. Bununla birlikte videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ama en son sizlere şarj özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Kulaklığımızın şarj istasyonunun 20 saatlik kullanım süresi mevcut. Bu 20 saatlik kullanım süresine ortalama 60 dakikalık bir şarj ile ulaşabiliyoruz. Tabi burada kutu içerisinden de gördük, Tip C bir kablomuz çıktı. Tip C üzerinden gerçekleştirdiğimiz hızlı şarj ile birlikte 5 dakikalık şarj ile 2 saate varan bir kullanım sağlayabiliyoruz. Tabi Oppo Enco X2 sadece beyaz renk ile mevcut. Ürünün diğer teknik detaylarına ve satın alma bağlantısına ulaşmak isterseniz açıklamalar kısmından linke ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.